Ekotürk ekranlarında yayınımız Yönetim Katı programıyla devam ediyor. Bugün Yönetim Katı programında bana eşlik edecek çok değerli bir konuğum var. Genset Başkanı Tolga Murat Özdemir. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet, Genset Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği açılımını da vermiş olalım. Ben sohbetimize ilk planda yaklaşık 12 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan, tekrarlanan ve Temmuz ayının başında da, içinde bulunduğumuz ayın başında da Atina'da sizin ülkemizi temsil ettiğiniz Large Scale Solar Series'deki konuşmanız ve oradaki izlenimlerinizle başlamak isterim sizin için de uygunsa. Tabii ki. Teşekkür ediyorum sizi davet ettiğiniz için. Öncelikle birazcık Genset'ten bahsetmek istiyorum. Buyurun, tabii ki. Biz bir sivil toplum örgütüyüz ve 15 yıllık bir derneğiz. Yaklaşık 300'e yakın üyemiz var. Hem yatırımcı kesiminden, hem üretici kesiminden, hem de hizmet veren kesiminden danışmanlarla da birlikte. Bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretimini ve depolamayla ilgili, ki depolamayı 2018'de biz tüdüğümüze dahil ettik. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin artması için bütün faaliyetlerde bulunuyoruz üyelerimizle birlikte. Amacımız aynı zamanda da üyelerimizin işlerini geliştirmek ve onları artık önemli bir noktaya geldiği için Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretim sektörü yurt dışına taşımak. Bu geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yapılan Güney Avrupa ülkelerinin katıldığı güneş enerjisi ve enerji depolama ile ilgili etkinlikte de bizi de sağ olsunlar davet ettiler. Ama inanın bu davet tesadüf değildi. Türkiye son yıllarda önemli mesafe kat etti yenilenebilir enerjide ve coğrafyada bir güç haline gelmek üzere, ki biz artık kabımıza sığamıyoruz Türkiye içinde kalarak da. Bu da yurt dışından görünüyor ve bizi de oraya hemen hemen ittim bu. Bir konuşmacı olarak hem bir yuvarlak masa toplantısını hem de Türkiye'nin pazarını tanıtan bir konuşma yapma fırsatı verdiler bize. Yaklaşık yarım saat Türkiye güneş enerjisi pazarını anlattım ben. Konuşmamın genelinde Türkiye'de artık bütün değer zincirinin %100'ünü ekipman olarak ve hizmet olarak üretebildiğimizi teyit ettik orada. Ama güneş paneli imalatında, ki dünyada 4. 5. sıradayız kapasite anlamında, teorik anlamında. Hücre fabrikalarımızın da kurulmasıyla birlikte ve enerji depolamada da batarya fabrikalarımızın kurulmakta olmasıyla birlikte, bunun yanında bileşenlerin diğer elemanları olan trafo gibi, kablo gibi, konstrüksiyon gibi A'dan Z'ye tüm değer zincirinin üretimini biz Türkiye'de yapabiliyoruz. Ve çok kaliteli iş yapan EPC firmalarımız var. Biz bunu anlattığımız zaman benim konuşmamdan sonra en az 5 tane ülke geldi ve o 2 günlük etkinlikte herhangi bir şekilde ekipman alımı veyahut da tedariği konusu gündeme geldiği zaman Türkiye'nin bir üretim üssü olduğu vurgulandı her anlamda. Bu bizi tabii ki mutlu etti. Bu tanıtımları bizim
daha çok yapıyor olmamız lazım. Üyelerimizi veyahut da tüm güneş enerjisi sektöründeki tüm paydaşları olabildiği kadar artık yurt dışına çıkarmamız gerekiyor. Ki bu da önemli bir ihracat kalemi yaratmakta bizim için. Bunlar bizim Türkiye'yi anlatmamızla ilgili olan şeyler. Ama genel anlamda Güney Avrupa'daki İspanya'dan İtalya, Fransa, işte Adriyatik kıyı ülkeleri olsun, Romanya ve Bulgaristan ve Yunanistan olsun, bütün ülkelerin şu anda üstünde durduğu en önemli şey güneş enerjisinin bundan sonra daha gelişebilmesi için şebeke kısıtlamalarının getirdiği yeni durumlar. Nedir bu durumlar? Ben dün okudum. Mesela Bosna, Arnavutluk, Hırvatistan gibi 4-5 ülkede ki bunlar İtalya'ya bir DC yüksek gerilim hattıyla enerji veriyorlar veyahut da enerji alıyorlar. Düşük voltaj sebebiyle bu ülkelerin hepsinde 3-4 saatlik bir elektrik kesintisi olmuş. Şimdi bunun sebebi tamamıyla şebekenin stabilitesinin bozulmasından kaynaklı. Bunun da sebebi aslında yenilenebilir enerji kaynakları. Bizim yenilenebilir enerji kaynaklarımız tabii ki her Allah'ın günü doğan bir güneş var. Her Allah'ın akşamında batan bir güneş var. Rüzgarımız var ama bunlar kesikli enerji olduğu için şebekenin stabilitesini bozma niteliğinde kaynaklar bunlar. Termik santral gibi 24 saat sürekli aynı üretimi yapmıyor bunlar. İşte bulut geliyor, güneşten az üretiyor. Bulut gider gitmez birden çok üretiyor. Bu da dengesini bozuyor şebekenin. Bu kısıtlamaların önüne nasıl geçebiliriz'i tartıştık biz 2 gün boyunca orada. Bir de kapasiteleri tartıştık. Çok güzel teknik bir etkinlik oldu. Biz Türkiye'de tabii ki sanayicimiz olsun, enerji üretim lisans sahipleri olsun, hepimiz kapasite diye serzenişte bulunuyoruz. Ama bu durumu yaşayan bir tek biz değiliz, bütün dünya. Orada da bunu teyit etme fırsatımız oldu. Tabii bu tip toplantılar her anlamda bilgi alışverişi ve bir networking anlamında çok değerli etkinlikler. Şimdi bakıldığında hani benim ilk aklıma gelen Almanya'nın hani güneş panelleri noktasında yaptığı yatırımlar ve tabii hani Rusya'ya uygulanan yaptırımlar doğrultusunda Avrupa'da biraz hani kendi çözümlerini üretme noktasında hani Almanya bu şekilde güneş paneli noktasında yaptığı yatırımlar. İşte Norveç mesela Kuzey Denizi'nde işte rüzgar santralleri ciddi şekilde benzer. Yani bizde çok büyük bir potansiyel, dünyada 4-5 ülkeden biri olduğumuzdan bahsediyoruz ve son yıllarda tabii yapılan çok büyük yatırımlar var. Ama biz hani artık fosil yakıtları ya da işte doğal gazdan elektrik üretmek gibi çözümler yerine hani zaten elimizde olan hani doğal bir şekilde bize bahşedilmiş bu gücü daha iyi kullanma noktasında önümüzdeki yıllarda mesela yani Türkiye'nin elektrik tüketiminin ne kadarı buradan gelebilir? Yapılması gereken yatırımlar bu noktadan sonra nasıl olmalı? Verilmesi gereken teşvikler bu noktalarda sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii Serdar Bey. Şimdi biz şu anda toplam anlamda Türkiye'nin elektriksel üretim kurulu gücü 110 bin megawatt. Bunun
15 bin megawattı güneşten geliyor. Yaklaşık 12 bin megawattı da rüzgardan geliyor. Bu ikisini topladığınız zaman yaklaşık 27 bin megawattlık bir kurulu güç yenilenebilir enerjiden geliyor. Hidroelektrik santralleri ayrı düşündüğümüz takdirde. Bu da kabaca toplam kurulu gücün %25'ine tekabül ediyor. Ama üretim anlamında baktığınız zaman bu iki kaynaktan üretim güneşten yaklaşık %5 toplam üretimimizi sağlıyoruz. Rüzgardan da %6 ile 7 oranında sağlıyoruz. Bunlar bugünkü değerler. Biz bakın 2013 yılında bu serüvene başladığımız zaman ki bitmeyecek bir serüven bu yolculuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hedefi 2023 yılında 3000 megawattlık güneş enerjisi kurulu gücüne sahip olmaktı. Ama 2023'ün sonunda biz 11.500 megawattla bitirdik. Yani beklentilerin veyahut da tahminlerin çok ötesinde çok hızlı bir büyüme. Tabii ki buna Paris Konferansı'nda alınan kararlar, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın getirdiği bir hızlandırma ivmesi var. Son COP28 toplantısında Dubai'de de 2030'a kadar bu kaynaklardan üretimin 3 kat daha artırılmasıyla ilgili bir anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmaya imza atmadık. Çünkü bu kadar büyümeyi sağlamak için bir kaynak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun müzakeresi içinde. Bunun yanında 2023 yılının başında Enerji Bakanlığımız 2035 hedeflerini açıkladı. Ulusal Enerji Planı hedeflerini açıkladı. Bu enerji planı hedeflerine göre Güneş 2035 yılında 53 bin megawatta ulaşacak ki 11.500 megawattı 2023'ün sonunda. Bu 5 katı büyüme bahsediyoruz. 2030 yılında ise 35 bin megawattı bulacağız. Yani önümüzdeki şu anda 15 bin olduğumuzu düşünelim. Önümüzdeki 6 yıl bir kat daha bunun üzerine koyacağız. Ve 2035 yılında toplam elektrik tüketimimizin veyahut da buna paralel olarak üretimimizin %15'ine yakını güneşten geliyor olacak. Bir %20-25'i de rüzgardan geliyor olacak. Yani biz 2035 yılında neredeyse toplam elektrik tüketimimizin yarısını rüzgardan ve güneşten sağlamayı hedefliyoruz. Bunlar güzel bir hedef. Bunun yanında Avrupa Birliği yeşil mutabakat hedeflerinde 2050'de karbon nötr olmayı hedefliyor. Biz ise paralel olarak 2053'te karbon nötr olma hedefini koyduk. Ülke olarak. Tabii buralara ulaşmak için daha ne kadar güneş, ne kadar rüzgar olması gerektiği tam olarak hesaplanmış değil. Ama bana göre 100 ila 150 bin megawattlık bir güneş enerjisi kurulu gücü olacaktır diye düşünüyorum. 2053'lerde bu karbon nötr hedefini yakalayabilmek için. Şimdi geçen yıla kadar bu hedefi ilk yayınlandığında ya nasıl yakalarız bu hedefi? Yani bu yıllık 3500 megawattlık bir kurulum yapmak anlamına geliyor. Biz çünkü geçen yıl resmi
rakamlara göre 1800 megawattlık bir kurulum yapabildik ülkede. Ama projesi yapılmış, kurulumu yapılmış ama devreye alınamamış santraller de devreye girince geçen yıldan Sarkan, proje stoğu ve kabul stokları da devreye girince 11.500 megawatt 6. ayın sonunda 15.000 megawatta geldi. Yani 3.500 megawatt yapabildik bile yılın ilk 6 ayında. İkinci 6 ayında da bu kadar yapamasak bile, çünkü proje stoğu eriyecek, 1.500 megawatt daha yapabileceğimizi ben öngörüyorum. Temmuz rakamlarını bekliyoruz. Biz şunu gördük sektör olarak da, 3.500 megawatt bize az gelecek. Ben inanıyorum 2025'den sonra içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür, sıkılaştırma politikaları veyahut da Türkiye'nin kredibilitesinin artmasıyla birlikte yabancı yatırımcının ilgi çekmesini sağlayabilir isek, biz 2026'dan itibaren 5000 megawatt da yaparız yılda, 6000 megawatt da yaparız. Dolayısıyla 2035'te 53 değil, 75.000 megawatt olursa güneşten kurulu güç, hiç şaşırmamak gerekiyor. Evet, bakıldığında bu küresel ısınma dolayısıyla hani nasıl işte sulama vesaire tarafında daha büyük zorluklar yaşıyorsak, belki bahsettiğiniz zaman diliminde, yani önümüzdeki 10 yıl, hatta 2050-2053'e kadarki zaman diliminde belki güneş enerjisi daha büyük bir potansiyel Türkiye'ye sunacak. Bu da belki değerlendirilebilir. Peki dediklerinizden not aldığım bir noktada, hani Türkiye'de artık hemen hemen her bu konudaki gereksinimin yerli üretimle yapılabildiği ve bunun bir ihracata da bir bakıldığı zaman fırsat doğurduğu. Burada hani yapılması gereken ek çalışmalar nelerdir ya da potansiyel bize yakın ülkeler mi ilk planda bizim pazarımız olmalıdır? Hani yabancı sermaye muhakkak tabii belirli bir işlerlik kazanması adına, belki verimliliğin artması adına gerekiyor. Ama bir taraftan da herhalde ihracat tarafında da bir potansiyel burada konuşuyoruz. Bu konuda acaba neler söylemek istersiniz? Biz Avrupa Birliği'nin kıyısında olan, Gümrük Birliği anlaşması olan ve işçiliğin de bugün Çin'den bile neredeyse bu manilardır. Ben bunu övünç kaynağı olarak görmüyorum ama işçiliğin de ucuz olduğu, endüstrinin çok geliştiği ve üretim gücünün fazla olduğu, lojistik imkanlarıyla, limanlarıyla birlikte bütün değer zincirinde önemli bir ülke konumuna geldiğimiz aşikar. Şimdi bunu da Çinliler çok iyi görüyor. Bu konularda Çin çok dominant bir ülke. İşte geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın da anons ettiği üzere BYD diye bir firma Türkiye'de 1 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı yaptı. Şimdi bütün bunlara bakarsanız aslında hepsini bir değerlendirmek lazım. Serdar Bey, biz buna artık yenilenebilir enerji değil de dönüşüm sektörü diyoruz. Enerjinin değil sadece dönüştüğü, insanların hayatının dönüştüğü bir evreye girdik ve ülkeler artık kendi büyüme stratejilerini bu dönüşüm odaklı yapıyorlar ve bu dönüşümü de dijitalizasyonla birlikte destekliyorlar. Şimdi biz bu anlamda çok önemli bir potansiyele sahibiz. Yerli ve milli ekipmanlarla, üretim gücüyle hem istihdam sağlayıp hem de hizmetlerimizle ve dijital çözümlerimizle birlikte, inşaat yapabilme kabiliyetimizle birlikte bunu ihraç edebilirsek, ama Avrupa ülkelerine, ama Afrika ülkelerine, ki Afrika'da çok önemli bir pazar var. Ve çok niş bir pazar var. Dünya çok meşgul kendi ülkelerinde, kendi coğrafyalarında iş yapmakla
birlikte. Ama bugün Afrika hala çok aç bu konuda ve oralara gidip de bu işleri geliştirebilmek Türk ekipmanlarla bu santralleri yapabilmek içten değil. Sadece bizim biraz daha finans kaynağına ihtiyacımız var. Çünkü bunlar cebinizdeki parayla yapılmıyor. Kreditörlerle yapılıyor. Bunu da yurt dışındaki kreditörler veyahut da Türkiye'deki finans kaynaklarıyla halletmenin yollarına bakıyoruz. Şimdi artık ülkeler dediğim gibi ekonomik büyümelerini bu dönüşüm odaklı sektörlerle yapıyorlar ve istihdam artışlarını da bununla yapmaya çalışıyorlar. Bir öteye gideyim. O toplantıda Yunanlılar bir projelerinden bahsettiler. Yunanistan'la şimdi onlarda öğlenleri fazla enerji olduğu zaman tüketemiyorlar. Dur da diyemiyorlar. Dolayısıyla bu arz ve talebi çok iyi yönetemez hale geldi bu ülkeler. Fazla kurulum yaptıkları için tüketimlerine göre. Şimdi artık ülkeler ki Yunanistan Yunan Atina'dan ya da bir karasal kıyıdan Girit'e, Girit'ten Rodos Adası'na, Rodos Adası'ndan Kıbrıs'a, hatta Kıbrıs Rum tarafından Mısır'a elektrik kablosu çekmeyi planlıyorlar. Şimdi zaman içinde fosil yakıtlar ve petrol boru hatlarını çok dile getirdi dünya ve bunun uğruna mücadeleler verildi, savaşlar çıktı. Daha sonra doğal gaz girdi araya. Şimdi ise DC yüksek gerilim hatları ülkeler arası, adalar arası çekilip yeşil enerjinin transferi konuşuluyor her iki taraftan da. Bir ay evvel de ben yine bir haber okudum. İngiltere'de Fas'a Atlas Okyanusu'ndan elektrik kablosu çekiyor. Şimdi bizim önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli araçların da hayatımızda daha fazla yer edinmesiyle birlikte elektriğin ama yeşil elektriğin önemi günden güne daha fazla artacak. Bu mücadeleler verilecek. Biz dün Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesini daha okuduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Enterconnect'te hat yapacağız. Türkiye'den kablo çekeceğiz. Yani İngiltere Fas'a çekebiliyor da ya da Yunanistan işte adalarına çekip Rum tarafına götürebiliyor da biz neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çekmeyelim veyahut da oradan Orta Doğu ülkelerine veyahut da Mısır'a başka ülkelere neden bizim ürettiğimiz elektriği hem de yeşil elektriği vermeyelim? Artık bu dönemde fosil yakıtların transferi değil, yeşil elektriğin, hatta yeşil hidrojenin transferini konuşuyor olacağız. Çok değişik bir döneme giriyoruz. Bu anlamda Türkiye'de önemli bir rol oynuyor. Hem üretim üssü olmakla birlikte hem de bu teknolojileri üreten ve götürüp dış ülkelerde kurabilen, işletebilen bir konumda Türkiye. Dolayısıyla önümüz çok açık ama bunu iyi değerlendirip doğru hedeflere gidip ihracatçımızı ve ekipman üreticilerimizi doğru hedeflere yönlendirmemiz lazım. Biz dernek olarak da birazcık bu misyonu edinmiş durumdayız. Evet, değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Genset Başkanı Tolga Murat Özdemir bugün yönetim katı. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. Çok teşekkürler. Tamam. Hem kendi adıma hem izleyen adına çok bilgilendirici bir yayın oldu. Böylece yönetim katı programının sonuna geliyoruz. Yayınlarımız reklamlardan sonra devam ediyor olacak.